Böyle bir kız dişlek böyle hiç unutmuyorum. O iki tane dişi vardı böyle tavşan gibi. Otten otten diye gelirdi. Biz onunla sevgili olduk. Güç hastası bir kız. Ben guncuk bir şeyim ama namım var. Oğuzhan'la Mert 400 kişiyi dövmüş. Kız yanımda böyle yürüyor. Benim erkeğim 400 kişi döver. Ben de içimden böyle inşallah yarın gün mevzuya bulaşmayız. Büyük patlarız çünkü. Dememden tam 5 gün sonra Bahçeliler 7. caddede. Bahçeliler 7. caddede yürüyoruz. Kasıla kasıla ama. Ya yanımda Tuğba olmasa kasılmayacağım. Yoruluyor bazen ve dişleriyle ilerliyor. Böyle. Kızı bir gün yanından çaldılar oğlum. Bir gün sinemaya gittik Ankara'da. 10 sineması vardı. Sinemadan çıktık. Kız yok. 3 gün kızı aradım. Sonra buldum. 7. caddede buldum böyle. Tavşanlara falan baktırıyorlar ya. Kızı koymuşlar oraya. Dedim bu öyle bir şey değil mi? Benim sevgilim. Şekli bir düşünün artık kızdaki. Evet. Kızı tuttum dişlerinden kurtardım. Yürüyoruz Tuğba'yla. Tuğba yanımda olmasa gerçekten artistlik yapmayacağım. Biri mesela geçiyor uzun boylu birisi. Tuğba'ya bakıyor. Kız yani. Bakıyor herif. Sonra bana bakıyor. Ben böyle ona bakmıyorum. Adam bakışlarını ileri attığı zaman ben sanki adamın gözlerimle korkutmuşum gibi şöyle yapıyorum. Halbuki bakmıyor bana. Baksa... Piçler. Kız hava olsun diye güya adamı bakışlarımla yok ettim. Bak görüyor musun? Sana bakmasını engelledim. Geçmiş sen arkasından böyle yapıyorsun herifin. Sana mı baktı ya bu? Kız da nasıl yalancı bir varlıksa biliyorsun. Hayır aşkım hayır. Hani sen k***a bırakayım. Göç aşkım bana baktı dese y***a yedik k***a bırakayım. Aynı o delikanlılıkta yürüyorum. Abi karşıdan bak bir adam geliyor. Ki ben onun bir adam olduğunu son 3 adım kala anladım. 25 kişi geliyor zannettim. Böyle bir kas yok. Askere gitse esas duruşa geçemez. Çünkü esas duruşa şöyle geçersin. O kolları kapatması mümkün değil. Her yerinde kas çıkarmıyor adamın. Ben de kızı yana çekiyorum. Şimdi hani şey yapamam. Dur bir yol verelim falan da yapamam. Karizmam gidecek. Nereye gidecekse karizmam. Yani adamın diz kapağıyla aynı boydayım. Dev lan dev. Nereden çıkmış? Böyle gökyüzünden mi düşmüş o sırada da önüme de düşmüş o. Çünkü normal bir insan olması mümkün değil. Ya da böyle 7 kişi birleşip bir insana mı girmişler yani. Hani senin böyle kaldırdığın dumbbell'ı bu böyle... Üfleyerek havada gezdirir. Azman geliyor böyle karşıdan. Kızı çekemedim de kenara tam. Bu geçerken kıza dağın diye koydu omuz. Bizim kız tavşan. Bunun omzuna takılı kaldı gidiyor. Kuku diye dönmeye başladı düştü. Şimdi bir erkek yoldan geçerken kız arkadaşına omuz atıp onu yere düşürmüş oluyor değil mi? Kıza baktım yerde. Adama baktım bana bakıyor. Bir şey diyeceğim mi diye. Diyorum ki inşallah aa özür dilerim hanımefendi kardeşim iyi misiniz falan filan yapar da. İyiyiz de biraz dikkatli ol derim. Ondan da inşallah dövmez de. Gideriz diye düşünüyorum yani. Tek hayalim bu. Adam ikisini de yapmadı. Tam bir piç. Böyle baktı. Bakışlarımı çekmedim. Abi kız da bana baktı. Direkt olarak böyle yaptım. Yavaş olsana aslanım. Bak. Bir erkekle bir erkek kavga ederken ne olur? Önce bir göğüs göğüse girsin. Yavaşça bir itişme başlar. İndir oğlum beni. Oğlum beni indir. Benim bir kere zaten adamın eline dokunmam mümkün değil. Çok yüksek çünkü yani hani... Sonra bir koçbaşı yaparız biz kavga etmeden önce erkekler. Kafaları birbirimize yaslarız. Orada tabii o kadar metrik, o kadar sistemli bir kavgadır ki bu. Çünkü sen böyle yaparken o da ağlamı yapıyor ama dillerimiz birbirine değmiyor. İnanılmaz ince bir şey bu. Asla bu matematik bozulmaz. Sonra derken birisi en son sağlam vuran düşürür. Kavga yerde tekmelemeyle devam eder. Ben dedim ki koçbaşı yapamam. İndir ne de yapamam. Ben daha bunları hesaplarken bir anda kız bir baktım yok. Kız yok oldu yerden. Arkama baktım yok. Döndüm adam da yok. Yanımızda banka vardı bir tane falan hiç unutmuyorum. Bir tane fast food dükkanı vardı. Dükkan yok. Banka yok. Yer yer değil. Bir müzik. Böyle ileride birisi bembeyaz. Bana böyle yapıyor. Ona gidiyorum ama yürümeden. Kanadım var. Çadırlar görmeye başladım. Çadırlardan böyle Japonlar koşmaya başladı. Bir tanesi bana ne hala diye bana bağırıyor tamam mı? Ne diyorsun? Elime bir tane tüfek verdi. Aldım tüfeği koştuk. Gemi var böyle Ankara'da. Gemiye doğru işte bota bindik böyle Japonlarla gidiyorum ben. Gemiye bindik. Bu adada diyor ama anlıyorum. Bana diyor ki karşıdaki diyor dost gemimiz. Ona diyor sinyal gönder. O da sana sinyal göndersin. Kodları diyor albaya ulaştır. Dedim o tabii. Tabii diyorum ama o tabii olarak çıkmıyor ağzımdan. Ya da falan diye çıkıyor. Çık 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 yapıyorum karşıdaki gemiye. Karşıdaki gemi de bana çık 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 yapıyor. Benim ışık bozuldu birden böyle. Karşıdaki gemi devamlı bana böyle çık 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 çık. Bir açtım gözümü, ambulanstayım. O işi yapan hemşire. Hasan bu kendine geldi. O kadar nasıl dayak yedim bilmiyorum ki. O kadar yok ki yani. Bana vurdu işte şöyle oldu böyle oldu diye anlatabilirdim ama yemin ediyorum yok. Bak adam geldi yok. Lan ne kadar uzun ki düşün adam yan mahalleden mi vurdu bana artık yumruğu? Ayy.